Arkadaşlar merhaba. Pamel elektriğin bilançosu gelmiş. Ona bakacağız arkadaşlar. Evet arkadaşlar, nakit döndürme süresi uzamış. Bu pek hoş bir şey değil tabi. Net işletme sermayesinde şu an için sorun yok. Net borç yok. Kasada 76 milyon fazlalık var arkadaşlar. Net yabancı para pozisyonu 7 milyon eksi de bu da öz kaynaklarının 1.38'ine denk geliyor. Yani kısacası arkadaşlar çok ciddi bir rakam değil. Dövizdeki dalgalanmaların etkisi olmayacak gibi bir şey arkadaşlar. Nakit akışında sıkıntı var. Çeyreklikte herhangi bir yatırım gözükmüyor. Şimdi arkadaşlar bütün bunlardan bahsettikten sonra geleceğiz faaliyetlere. Şimdi arkadaşlar biz her şeye ama her şeye çeyreklik bakıyoruz. Bir önceki çeyrekle bir sonraki çeyrek arasındaki yüzdesel değişimlere bakacağız. Sonra bir yıl geriye gideceğiz. Kendisiyle aynı çeyreğe bakacağız. Hem mevsimselik var mı yok onu göreceğiz. Hem de bir yılda kat ettiği yola bakacağız. En son gideceğiz. Fiyat hareketine bakacağız. Sonra öz kaynaklarını kaç yıl sürede amorti ettiğine bakacağız. Sonra da alternatif yatırıyla kıyaslayacağız. Alternatif getiri yenmişse, yenme gücü varsa o zaman pozitif yatırım yapılabilir. Alternatif getirinin altında bir getiriye sahipse de önermeyeceğiz arkadaşlar kısacası, yani yatırım yapılamaz da demeyelim, sizin bileceğiniz iş. Biz fiyatı oynamıyoruz arkadaşlar. Fiyatı piyasa, değeri yatırımcı belirler arkadaşlar. O minvalde biz hareket ediyoruz. Hasılattan başlayalım arkadaşlar. Biraz da rahatsızım, kusura bakmayın. Hasılat geçen yıl bu zamanlar bir önceki çeyreğe göre %84.08 oranında düşerken şu anda bir önceki çeyrekten %22.37 düşmüş. Bir önceki çeyrekte 64.84'müş. Sanki 9'da hasılat düşüyor gibi değil mi arkadaşlar? Evet, öyle gözüküyor. Ama bu geçen senekinden iyi ama bir önceki çeyrekten bir hayli kötü olmuş. Her yaptığı 100 liralık hasılattan ne kadar faaliyet kar elde ediyormuş? Geçen sene zarar açıklamış faaliyetten, faaliyet karından. Şu anda ise 43.07. Bir önceki çeyrek 68'miş. Dolayısıyla burada arkadaşlar ne yapmış? Geçen senekinden iyi, bir öncekinden kötü olmuş arkadaşlar. Gelelim net kara. Her 100 liralık hasılatından ne kadar net kar elde etmiş? Geçen sene bu 486'ymış, şu anda 407, bir önceki çeyrek 308'miş. Dolayısıyla geçen seneki kötü, bir önceki çeyrekten hafif iyi olmuş arkadaşlar. Esas can alıcı nokta burası arkadaşlar, öz kaynaklar. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla ne kadar hasılat yapmış? Geçen sene bu oran %1.28 iken şu anda 1.81 olmuş. Bir önceki çeyrekte 3.17'ymiş. Dolayısıyla bu geçen senekinden iyi ama bir önceki çeyrekten ciddi oranda bir hasılat kaybı yaşamış. Esas burası önemli zaten arkadaşlar. Her 100 dolarlık öz kaynaklarıyla ne kadar faaliyet kar üretiyormuş? Geçen sene 0.06 zarar açıklarken şu anda 0.78 kar açıklamış. Ancak bir önceki çeyrek 2.16'ymış. Dolayısıyla bu geçen senekinden iyi ama bir öncekinden bir hayli zayıf olmuş arkadaşlar. Gelelim net kar kısmına. Her 100 liralık öz kaynaklarıyla geçen yıl 6.24 net kar yaparken şu anda 7.38, bir önceki çeyrek 9.75. Bu da geçen senekinden iyi. Ancak bir öncekinden kötü olmuş. Gelelim öz kaynak büyümesine arkadaşlar. Geçen yıl bu zamanlar öz kaynaklar %6.24 oranında büyürken şu anda -1.71 oranında küçülmüş arkadaşlar. Bir önceki çeyrek 35.82'ymiş. Dolayısıyla burada arkadaşlar her iki çeyrekten de kötü olmuş. Özellikle bir önceki çeyrekten ciddi oranda bir kayıp yaşamış. Şimdi tabii size şu gelecek, ya nasıl olur 528'den işte 519'a çıktı da nasıl düşmüş? Arkadaşlar bunun içinde birincisi tahsisli sermaye, ondan sonra bedelli sermaye, ondan sonra sermaye arttırımları, sermaye avansları,
temettüler, bunların hepsini bertaraf ediyorum ben. Size rakamsal olarak öyle gözükür ama işin aslı öyle değildir arkadaşlar. O nedenle azalmıştır arkadaşlar. Şimdi gelelim yıllık öz kaynak büyümesine. Yıllık öz kaynak büyümesi geçen sene 161'miş. Şimdi 156 olmuş. Bir önceki çeyrek 176'ymış. Dolayısıyla bu geçen senekinden de bir önceki çeyrekten de kötüymüş arkadaşlar. Fiyat hareketine bakalım. Bizim baz aldığımız nokta 21.12.2021'de fiyat 60.05'miş. Oradan bu yana öz kaynaklar 594 giderken fiyat %130 giderek öz kaynak büyümesinin gerisine düşmüş. Neden? İşte o zaman da halka yeni arz olmuştu. Yine böyle birçok hisse gibi tavan tavan gidiyordu. Artık gidemiyor. Dinlenecek. Dengeye gelecek. Öyle absürt fiyatlara gittiği zaman maalesef sıkıntı oluşmuş. Burada da sıkıntı oluşmuş zaten. Halka açıklık oranı 21 ideal bir rakam. 5 yılın en düşük piyasa değeri defterleri 0.38'miş. Şu anda 8.60 artık kaç katıysa siz hesaplayın. Yabancı paranın öz kaynaklara etkisi 0.04'müş arkadaşlar. Zaten söyledik, yabancı para fazla pozisyonu yok. Eksi ya da artı pozisyon. Çok küçük bir rakam. Çok ciddi bir etki yapmayacak arkadaşlar. FK 27.30, piyasa değeri defter değeri 8.60, fiyat bölü hisse başı öz kaynak getirisi de 14.10 olmuş arkadaşlar. Şimdi bir takım ölçümler yapacağız arkadaşlar. Bir takım ölçümler neticesinde de burada arkadaşlar şöyle biraz yukarı aldım. Bazı sonuçlar çıkaracağız. Şimdi defter değerimiz 16.69'du arkadaşlar. Bunu %156 büyümeyi devam ettireceğini düşünürsek ne kadar sürede fiyata erişir, yani 143 lira 50 kuruş olur, o da 2.3 yıl, yani 27 ay sonra. Siz şimdi buna 143 lira 50 kuruş vererek 27 ay sonraki öz kaynağını satın almış olursunuz. O da böyle devam ederse, böyle devam etmezse bu süre daha uzar. Daha iyi performans gösterirse de süre kısalır. Ben matematik olarak neyse onu söylüyorum arkadaşlar. Gelelim alternatif yatırım kıyaslamaya. Yine defter değerimiz 16.69. Bunu %156 oranında çoğaltırsak bir yıl sonra bu şirketin ortağı olarak öz kaynaklardan dolayı 26 lira 0.6 kuruş çağırmış olacak. Peki biz şirkete ne veriyoruz? 16 lira mı veriyoruz? Hayır. Ne veriyoruz? 143 lira. İşte bu parayı faize yatırırsak %44'ten 63 lira. Yine herhangi bir duran varlık alırsak da yağ, çekçek, tuz, deterjan, ayakkabı boyası, efendime söyleyeyim, aklınıza ne geliyorsa ya alırsanız da enflasyondan kaynaklanan 78.19 kazancınız olacak. Dolayısıyla siz de gördüğünüz gibi alternatif getiri, şirketin getirisinin tam 3 katı olmuş. O zaman ne diyoruz arkadaşlar? Burada bir sorun var değil mi? Sorun şurada arkadaşlar, sorun bilançoda değil. %156 büyüme, enflasyon 3 katı kadar bir büyüme. Mesele bilanço meselesi değilmiş demek ki. Mesele neymiş? Defter değeri, büyüme, fiyat ilişkisinde uyumluluk yokmuş. Arkadaşlar, eğer bu alternatif getiriyi yenecekse arkadaşlar, büyüme %450 olmalı. %500 olmalı. Yani öyle bir şey olmalı ki %500 80 lira getirisi olsun şirketin, 80-85 lira. O zaman faiz enflasyonu yesin. Şimdi böyle bir şey mümkün mü? Yok. Olabilir mi? Yok değil mi? Yani pek şu anda öyle gözükmüyor. O zaman ikinci alternatif, fiyat da öyle bir noktaya gelmeli ki o parayı faize ve enflasyona yatırdığınızda şirketin kazancının altında kalsın. Atıyorum 10 lira yatırdığınızı farz et. Ne olur faize? 4 lira gelir olur. O zaman ne olur? Şirket onu 6 kat 5 kat yenmiş olur değil mi? İşte anlatmak istediğimiz bu. Ben 10 liraya gelecek de demiyorum. Bak misal veriyorum. Şimdi ya öz kaynak büyüyecek ya fiyat gerileyecek ki yatırım yapılabilir seviyeye gelsin. Şu anda yatırım yapılabilir değil. Neden değil? Çünkü alternatif getiri daha çok kazanmış değil mi? Alternatif getiri daha çok kazandığı zaman biz paramızı nereye yatırırız? Daha çok kazanan yere. Israrla şirkete yatırırsan 26 lira kazanır mısın? Evet kazanırsın ama paran enflasyon karşısında erir arkadaşlar. Ne anlattık biz? Fiyat buradan yukarı gitmez mi? Arkadaşlar bunu bilmiyoruz. Fiyat buradan 143'ten 143 milyona gider, 1 liraya düşer. Amacımız, derdimiz bu değil. Bak bunu söyleyeyim. Biz fiyatla ilgilenmiyoruz. Fiyatı piyasa belirler ya da şarlatanlar, o Telegram grubunda grup grup hisse pazarlayanlar belirler.
Ama değeri yatırımcı verilir. Dolayısıyla biz tradinglik yapan, başka şeylik yapanlarla ilgilenmiyoruz. Onlar ne isterse yapabilirler. Biz değerle ilgileniyoruz. Değerli arkadaşlar. Yatırımcı ile ilgileniyoruz. Yatırımcı da kısa vade al sat yapmayan, orta uzun vade tutan, hedefe kitlenen, bir şeyi alırken makul, mantıklı seviyede alan, değil mi? Alternatif yatırımın getirinin üstünde bir şeyi bulduğu zaman alan ve ondan fayda sağlayan insanlar yatırımcıdır. Biz de onlarla ilgileniyoruz. Son söz, sorun bilançoda değil, sorun defter değeri, büyüme, fiyat ilişkisinin kopuk olmasında arkadaşlar. Mesele burada. Dolayısıyla şu anda yatırım yaparsan enflasyona karşı eriyeceğini söylüyor sevgili arkadaşlar. Anlatmak istediğimiz bu. Bundan sonra karar sizin, alırsınız, satarsınız, tutarsınız. Zaten tavsiyesi değildir. Kâr da sizin, zarar da sizin. Sizin üzerinizde biz tuşa basmıyoruz. Sevgili arkadaşlar, videoları beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Ayrıca bu kanala üye olup bildirimleri açarsanız bu da sizin lehinize olur. Bu tür bilançolardan haberiniz olur. Bir sonraki bilançoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.